Şimdi de bu hafta ve gelecek haftanın başında bahsedeceğimiz algı, dikkat ve bellek konusuna geçmek istiyorum. Ayrı ayrı anlatmak yerine konuları birleştirdim. Çünkü bunlar birbirine çok yakın konulardır. Bir sahne görüyorsunuz. Bu sahneye bakıyor ve bu sahneyi algılıyorsunuz. Gözlerinizden geçiyor ve yorumluyorsunuz ve bir şey görüyorsunuz. Bir ev ve bir adam. Gözlerinizi kapatsaydınız bile bu sahneyi belleğinizde tutabilirdiniz. Eğer bir hafta sonra gelip size hangi mevsimdeydi diye sorsam oldukça doğru yanıtlar verirdiniz. Ben de öyküyü, bunu nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum. Ve bu süreçte şunlara benzer şeyler söyleyeceğim. Algı konusunda sizi bunun zor bir problem olduğuna ve başarılı bir algılamanın dünya ile ilgili akıllı ve bilinçsiz tahminler gerektirdiğine ikna edeceğim. Dikkat konusunda bazı şeylere dikkat edip bazılarını etmediğimizi ve etrafta olanların büyük bir kısmını kaçırdığımızı söyleyeceğim. Bellek konusunda belleğin birçok türü vardır. Belleğin püf noktası organizasyon ve anlamadır ve hatırladıklarınızın hepsine güvenemezsiniz. 11 Eylül'de nerede olduğunuzu hatırlıyor musunuz? Çoğunuz yanılıyor. Sizi buna ikna edemeyeceğim çünkü bazı anılarınız var ve hikayeyi anlatabilirsiniz. Herkes kuleler yıkıldığında nerede olduğuna dair bir hikaye anlatabilir. 12 Eylül'de akıllı psikologlar bir çalışma yapalım dediler ve insanlara dün haberleri duyduğunuzda neredeydiniz diye sordular. Onlar da söylediler. Bir yıl sonra, 2 yıl sonra tekrar onlara gittiler ve 11 Eylül'de ne olduğunu anlat dediler. Onlar da evet tamamıyla hatırlıyorum dediler ve anlattıkları hikaye genellikle yanlıştı. Böyle şeyler hakkında bolca konuşacağız. Burada üzerine basarak söylüyorum, hem geçmişteki hem de şu andaki deneyimlerimiz hakkında genellikle yanılırız. Algıyla başlayalım. Ben de doktoramı MIT'de yaptım ve orada Marvin Minsky ile ilgili bir hikaye anlatılır. Yapay zeka diye bir şey duyduysanız, işte bu onun lafı, insanların etten yapılmış makinelerden daha fazlası olmadığı fikrini duyduysanız, bu da onun. Şöyle bir hikaye var. Minsky bir sürü havalı şey yapan bir robot yapma amacındaydı ve hikayeye göre robotun görmesi gerekiyormuş. Nesneleri yerden alması, insanları ve eşyaları tanıması ve yönünü bulması gerekiyormuş ve Minsky de bunu çözmek bir doktora öğrencisinin bütün yazını alacak demiş ve birine yaz ödevi olarak vermiş. Görsel psikologlar, algı psikologları bu hikayeyi çok sever. Çünkü bilgisayar görmesi ve robot görmesi üzerine çalışmalar ve nesneleri tanıyan robotlar ve makineler yapma girişimleri çok başarısız olmuştur. Şu anda dünya üzerinde nesneleri bir yaşındaki çok aptal bir çocuk kadar bile tanıyabilen bir makine yoktur. Bunun nedeni konunun kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zor olması. Peki neden bu kadar zor? Bunun kolay bir problem olduğunu şu yüzden düşünüyor olabilirsiniz. Tamam, insanların nasıl gördüğünü anlamamız gerekiyor. Şöyle yaparız. Siz buradasınız ve bu da gözünüz. Bir şekilde bu televizyona ulaşması gerekiyor. Siz de buna bakıp sonra nasıl gördüğümüz sorusunu yanıtlayabilirsiniz. Bazen gözün nesneleri tersine çevirdiğini duydum. Sanırım bu adamın dünyaya baş aşağı bakmaya alışması gerekiyor. İlginç bir problem derler. Hayır, olaya bu şekilde bakılmaz. Çünkü hiçbir soruyu yanıtlamaz. Sadece geri çevirir. Peki o nasıl görüyor? Hiçbir şey yanıtlamış değiliz. Benzer bir şekilde Terminatör'ün dünyayı görme şekli de böyledir. Fakat bu gerçekte nasıl gördüğü sorununu çözmez. Yani şuralarda uçuşan sayılar var. Sayıları okuması gerekir, görmesi gerekir. Bu da benim iTunes'um yanlışlıkla olmuş. Algı hakkında düşünmenin doğru yolu şudur. Böyle çirkin ve kanlı bir göz var, retina var. Retinada bir demet sinir hücresidir.
ve sinir hücreleri bazı uyaranlar geldiğinde ateşlenir. Bazılarında ateşlenmez. Ve bu ateşlenmelerden dünyanın nasıl olduğunu çıkarmanız gerekiyor. Şu açıdan bakmak daha iyidir. Tetiklenen sinirler bir dizi sayı olarak görülebilir. Sayılardan nesnelere ve insanlara, oradan da eylemler ve olaylara nasıl geçildiğini çözmemiz gerekir. Sorun da budur. Retinanın iki boyutlu bir yüzeyi vardır ve burada üç boyutlu bir görüntüyü nasıl çıkardığı özellikle zor bir sorudur. Matematiksel olarak bu imkansızdır. Yani herhangi bir iki boyutlu görüntüye karşılık gelebilecek sonsuz sayıda üç boyutlu görüntü vardır. Yani mesela diyelim ki retinanızın üzerinde şöyle bir şekil olduğunu varsayalım. Bu dünyada neye karşılık gelir? Tam da o aradığın şeye benzeyen bir nesneye ya da sadece geriye yatık bir kareye karşılık gelebilir. Yani hangisi olduğunu anlayabilmeniz gerekir. Bu sorunu dünyanın işleyişine dair bilinçsiz varsayımlar yaparak çözeriz. Zihnimizde iki boyutlu görüntülerden üç boyutlu dünyaya dair tahminlerde bulunabilmemizi sağlayan belirli varsayımlar vardır. Üç örnek vermek istiyorum. Biri renk. Burada renk ve parlaklığı birleştireceğim. Diğeri nesneler, diğeri ise derinlik. İlki renk problemi. Bir kar topuyla bir parça kömürü birbirinden nasıl ayırt edebilirsiniz? Şu bir kömür parçası, bu da bir kar topu. Google'dan aldım. Hangisinin hangisi olduğunu nereden biliyorsunuz? Kömür siyahtır ve kar da beyazdır diyebilirsiniz. Nereden biliyorsunuz? Belki retinanızın kendisine gelen renk türüne göre tepki verir. Biraz basitçe tabii. Şimdi ben sahnede yürürken hiçbiriniz Profesör Bloom renk değiştiriyor diye bağırmıyorsunuz. Bunun yerine otomatik olarak ışıklandırmada bir değişiklik olduğunu varsayıyorsunuz. Gölgelerin yüzeyleri koyulaştırdığını biliyoruz. Bunu öyle bilinçli olarak bilmiyoruz. Bunun yerine beynimizde hali hazırda bulunduğundan dolayı biliyoruz. Üzerine gölge düşen bir yüzey gördüğümüz zaman koyulaştığını varsayıyoruz. O yüzden daha açık renkte görüyoruz. Bunu gölgeye dair ipuçlarını kaldırarak gösterebiliriz. Yani gözünüze gelenler bilginin yalnızca bir kısmı. Bunları kullanarak çeşitli varsayımları hesaplayıp bir sonuca varıyorsunuz. Şimdi de farklı bir örnek. Nesneler. Bunu görüp otomatik ve sezgisel olarak farklı nesnelere ayırıyorsunuz. Bir adam, bir ev, kuşlar ve ağaçlar şeklinde ayırıyorsunuz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hatta bir görüntüyü içindeki nesnelere ayırabilecek bir bilgisayar programlamak oldukça zordur. Ve bizim nasıl yaptığımız bir yere kadar bilinmemektedir. Bunun bir cevabı çevrede farklı nesnelerle uğraştığınıza işaret eden ipuçları vardır. Bu ipuçlarına genelde Gestalt ilkeleri denir. Bunun bir örneği yakınlıktır. Birbirine yakın olan nesneleri gördüğünüz zaman muhtemelen aynı şeye ait olmadıklarını varsayarsınız. Ve bu tür ipuçlarının beklentilerin hiçbiri doğru değildir. Sizi yanıltabilecekleri durumlar vardır. Fakat dünyayı algılarken, nesnelere bölerken oldukça faydalıdırlar. Son olarak derinlik. Şimdi görüyorsunuz, bunu bir seviyede düz bir şey olarak görüyorsunuz. Diğer seviyede resmin içine bakıp mesela adamın evin önünde olduğunu görüyorsunuz. Bana baktığınız zaman kürsüyü görüyorsunuz. Eğer feci bir nörolojik rahatsızlığınız olsaydı yarı podyum yarı insan olan üstü oynayıp altı sabit kalan garip bir yaratık olarak da görebilirdiniz. Nörolojik olarak normalseniz
Kürsünün arkasında ileri geri yürüyen bir adam görürsünüz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bu cidden bir sorundur. Size görmenin neden zor olduğuna dair teknik bir neden verebilirim ama kabaca iki boyutlu bir retinanız var ve üç boyutlu bir dünya görmeniz gerekiyor. Nasıl oluyor bu? Cevap yine aynı. Varsayımlar ya da ipuçları. Görsel sistemin içinde her zaman doğru olmayan, mesela görsel yanılsamalardaki gibi, fakat dünyayı doğru bir şekilde algılamanızı sağlayan varsayımlar vardır. Mesela iki gözlü fark diye bir şey var. İlginç sayılır. İki gözü de içeren tek derinlik ipucu. Sana çok yakından baktığında buraya ve buraya düşen görüntü farklıdır. Aynı görüntüyü elde etmek için gözlerimi birlikte odaklamam gerekir. Eğer arkadaki birine bakarsam ikisi neredeyse aynıdır, çünkü nesneler uzaklaştıkça görüntüler birbirine daha çok benzerler. Yine şöyle bir şey demiyorsunuz. Arkada bir portakal var. Sağ ve sol gözündeki görüntü aynı değil. O zaman uzakta olmalısın. Bunun yerine bilinçsiz ve otomatik olarak iki gözlü farklılıktan yola çıkarak kişilerin uzaklıkları hakkında tahminler yapıyorsunuz. Bir de üst üste binme var. Benim kürsünün önünde olduğumu ve kürsünün de benim arkamda olduğunu nereden biliyorsunuz? Olmadı. Kürsünün benim önümde olduğunu nereden biliyorsunuz? Benim açımdan bu doğru. Kürsünün benim önümde olduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü ben buralarda yürüyorum ve o da beni kesiyor. Çok korkunç bir başkalaşım geçirmiyorsam eğer, benim kürsünün arkasında yürüdüğümü söylemek mantıklıdır. Göreli yer, adama bakıyorsunuz, evin önünde durduğunu nereden biliyorsunuz? Çünkü onu tamamen görüyorsunuz ve o da evin bir kısmını görmenizi engelliyor. Bir de nisbi büyüklük var. Ne kadar uzaktayım? Bana bakıp ne kadar uzakta olduğumu tahmin etmeniz gerekseydi, mesela normal bir insanın ne kadar uzun olduğunu bilmek faydalı olurdu. Eğer benim 30 metre boyunda olduğumu düşünseydiniz, benim daha uzakta olduğumu düşünecektiniz. Yani boyut hakkındaki yargılarınız, uzaklık hakkındaki yargılarınızı belirler. Genelde bu ipucu gerekmez ama eğer Empire State binasına bakarsanız ya da boş bir alanda bir kule görürseniz, kulenin ne kadar uzakta olduğuna dair tahmininiz bir kulenin boyunun normalde ne kadar olduğunu düşündüğünüze bağlıdır. Eğer boyu bu kadarsa o zaman deyip şaşırırdınız. Bir de doku eğimini ve doğrusal perspektifi şimdi açıklayacağım. Doku eğimi şudur. Az önceki problemi hatırlayın. Buradaki şeyin bu nesne olduğunu nereden biliyorsunuz? Ya da kendi başına bir nesne olduğunu. Yüzey deseni olan şeyler kendilerini gösterirler, çünkü nesne uzaklaştıkça yüzey desenleri küçülür. Ne oluyor peki? Üstteki çizgi öyle olmadığı halde daha uzun görünüyor. Bunun bir açıklaması, görüntüdeki diğer çizgiler görsel sisteminizin uzaklık hakkında tahminlerde bulunmanıza neden oluyor. Sonra büyüklük hakkında tahminler yaparak uzaklık tahmininizi de düzeltiyorsunuz. Birazdan daha detaya gireceğiz ama eğer gördüğünüz iki çizgi retinanızda aynı yeri kaplıyorsa, fakat siz birinin 30, diğerinin 50 metre uzakta olduğunu düşünüyorsanız onu daha büyük görürsünüz. Çünkü beyniniz eğer bu kadar yer kaplıyorsa ama daha uzaktaysa, daha yakın olan fakat aynı yeri kaplayan bir şeyden daha büyük olmalı diyecektir. Miller, Lawyer ve Ponzo illüzyonlarındakiyle aynı. Zihninizin derinlik algısını derinlik ipuçları sayesinde düzeltmesiyle ilgili. Algı hakkında söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi de dikkat ve bellek konusuna geçmek istiyorum. Ve bu ikisini birlikte anlatacağım. Bellek bizi büyüleyen bir kavramdır ve özellikle de bellekte yanlış bir şeyler olduğunda ilginçtir. Özellikle de amnezi durumlarında ilginçtir. Mesela bana azıcık rol yapabilecek bir gönüllü lazım. Azıcık, cidden çok az.
Harika. Hafızanı kaybetmiş gibi davran. Tamam. Adın ne? Harika. Bunu söylemene sevindim. Bu yanlış bir cevap çünkü hafızanın tamamını kaybetmedin. Hala İngilizce biliyorsun. Seni alalım. Senin adın ne? Biraz şaşırmış görünüyor ama hala çişini tutabildiğine göre her şeyi unutmamış. Bunu deyince üçüncü gönüllüyü bulamıyorum. Demek istediğim bellek çok geniş bir kavramdır. Otobiyografik belleği içerir. Genelde aklımıza ilk bu gelir. Bu tamamen mantıklı bir tepkidir. Birinin hafızasını kaybettiğini söylediğim zaman, "Hey, ben de hafızasını kaybeden biriyle ilgili bir film var." dediğimde, altı bezli bir insan hayal etmiyorsunuz. Etrafta gezinen, havalı insanlarla sevişip sonra da "Neredeyim ben?" diyen birini düşünüyorsunuz. Yani onların otobiyografik belleklerini, benlik duygularını yitirmiş olduklarını hayal ediyorsunuz. Ama tabii ki İngilizce de belleğinizin bir parçasıdır. Ayakta durmak, çiğnemek, yutmak. Bunların hepsi deneyim sonucu öğrendiğiniz şeyler. Hafıza kaybı ile ilgili başka bir ayrım daha var. Hafıza kaybının iki türü vardır. Genellikle birlikte görülürler ama bir türünde geçmişe ait hafızanızı kaybedersiniz. Diğerinde ise bu da Matt Damon amnezisi oluyor. Diğerinde ise yeni anılar oluşturamıyorsunuz. Burada da böyle bir sorunu olan birini görüyoruz. Kendisi dünyaca ünlü bir koro şefiydi ve viral bir ensefalit geçirdikten sonra beyni zarar gördü. Temporal lobları, hipokampüsünün çoğu, sol frontal lobunun da önemli bir kısmı gitti. Daha da kötüsü de olabilirdi. Zira hala konuşabiliyor. Zekasında sorun yok. Yeni anılar oluşturamıyor ve sürekli şimdi de yaşıyor. Sürekli burada değilmiş gibi hissediyor. Buna benzer çok vaka var ve her zaman böyle olmuyor ama adam sürekli yeniden doğmuş gibi hissediyor. Bu konuya geri dönüp neler olduğunu soracağım. Burada birkaç konu var. Bellek hakkında detaylara girmeden önce bellekten bahsederken yaptığımız bazı temel ayrımları gözden geçirelim. Kabaca duyusal bellek, çalışma belleği olarak da bilinen kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek. Duyusal bellek duyularınızdaki kalıntılardır. Mesela bir yıldırım gördünüz. Kaybolduktan sonra hala görebilirsiniz. Bu da sizin duyusal belleğiniz. Sesler içinse daha uzun süreli bir yankısal bellek vardır. Birisi size bir şey söylüyor ve siz de dikkatli dinlemiyorsanız bile söylediklerinin birkaç saniyesini aklınızda tutabilirsiniz. Hatta bazen kişi bunu fark edip "Beni dinlemiyorsun." dediğinde siz de "Yo, en son şunu dedin." diyerek yankısal bellek sayesinde son söylediklerini tekrar ederiz. Bir de kısa süreli bellek var. Son dediklerimi hatırlayan var mı? Eğer hatırlıyorsanız bu kısa süreli bellektir. Birkaç dakikalık bir uzamı vardır. Bir de uzun süreli bellek var. Elvis kim bilen var mı? Adınızı biliyor musunuz? Nerede yaşadığınızı? Uzun süreli belleğiniz sizinle birlikte gezer ve hemen kaybetmezsiniz. Filmlerdeki hafıza kaybını düşündüğümüz zaman otobiyografik olaylara ilişkin uzun süreli hafıza kaybını düşünüyoruz. Bir de açık ve örtük bellek ayrımı var. İleride daha detaylı bahsedeceğiz. Kabaca açık bellek doğrudan erişebildiğiniz bellektir. Dün akşam yemekte ne yedin? Düşünüp "Yemekte şunu yemiştim." diyebilirsiniz. Örtük bellek ise daha bilinç dışıdır. Belirli bir kelimenin ne anlama geldiği, nasıl yüründüğü, nasıl bisiklet sürüldüğü gibi. Yani sözle ifade edemeyeceğiniz, hatta bilincinde olmadığınız ama yine de ulaşabildiğiniz bellektir. Semantik ve olaysal bellek arasında da bir ayrım vardır. Anlamsal bellek bir kelimenin anlamı, Kanada'nın başkenti gibi. Genel bilgilerdir. Dönemsel bellek ise otobiyografiktir, yani başınızdan geçenlerdir. Yale'in New Haven'da olması anlamsaldır. Geçen hafta New Haven'dan uzakta bir tatile çıktığınız bilgisi ise
dönemseldir. Bir de kodlama, depolama ve geri getirme vardır. Bunlar da bellekte farklı seviyelerde gerçekleşenlerdir. Kodlama, ders çalışırken ya da bir şey deneyimlediğinizde olduğu gibi belleğe kaydetmedir. Depolama ise akılda tutmadır. Geri getirme ise belleği ortaya çıkarmadır. Genelde geri getirme, tanıma ve hatırlama olarak ikiye ayrılır. Hatırlama, bir şeyi bellekten alıp çıkarma, tanıma ise daha önce yaşadığınız bir şeyi tanımaktır. 2 gün önce hangi renk kravat taktığımı hatırlayan var mı? Peki, bunu hatırlamak neredeyse imkansızdır ama size mor muydu yoksa turuncu mu diye sorsam daha kolay olur. Belleği kabaca bazı safhalara ayırabiliriz. Duyusal belleğe gelenler sayesinde kısa süreli belleği, oradan da uzun süreli belleği oluşturursunuz. Bu safhaları daha detaylı konuşacağız. Bu da bizi dikkat konusuna getiriyor. Algılarınızdan, duyduklarınızdan belleği nasıl oluşturuyorsunuz? Sizinle konuşuyorum, siz de dinliyorsunuz. Bu diğer sistemlere nasıl geçiyor? Neyin hatırlanıp neyin hatırlanmayacağını ne belirliyor? Şu anda size olan birçok şey var. Mesela oturduğunuz sandalye kıçınıza baskı yapıyor. Ah, bunu sonsuza kadar hatırlamalıyım, sandalye kıçıma bastırıyor demiyorsunuz. Yanınızdakinden çeşitli kokular geliyor, bir şeyler düşünüyorsunuz, gözünüzle onu takip ediyorsunuz, hepsi belleğe girmiyor. Eğer her şeyi hatırlamaya çalışsaydınız çıldırırdınız, hatırlayamazsınız. Peki belleğe neyin gireceğini ne belirliyor? Bunun cevabı dikkattir. Dikkat, kabaca deneyimlediklerinizi istediğiniz doğrultusunda aydınlatan ve hatırlanır hale getiren bir spot ışığı olarak görülebilir. Dikkatin belirli özellikleri vardır. Bazı şeyler dikkati otomatik ve çaba gerektirmeden çeker. Örnek vereyim. Değişen iki resim göreceksiniz. İki resim arasındaki farkı gördüğünüzde alkışlayın. Ben de bunları hiç yapamam. O yüzden anlıyorum. Kimler görmedi? Çok etkileyici, güzel. Farklı bir tane gösterelim. Görmeyen var mı? Dürüst olun. Bir hak daha vereceğim. Tamam, sizi bundan kurtarayım. Bu, Dan Simons'ın değişim körlüğü üzerine yaptığı oldukça ilginç çalışmalardan bir parça. İnsanların dikkat odağı o kadar dardır ki biz farkında olmadan çok büyük değişiklikler olabilir. Filmlerde bu kadar çok sahne devamlılığı sorunu olmasının nedeni de budur. Dan Simons bu kavramı yaptığı klasikleşmiş deneylerle laboratuvar dışına taşımasıyla da ünlüdür. Bu deneylerin görüntülerini bulmaya çalışıyorum. Yaptığı deneyde Cornell Üniversitesi'nde deneyici üniversite yerleşkesi içinde dolaşan birinin yanına gidip "Pardon, kayboldum da gideceğim yeri tarif edebilir misiniz?" diyordu. Kişi "Tamam" deyip haritada gösterirken iki inşaat işçisi ellerine bir kapıyla kaba bir şekilde ikisinin arasından geçiyordu. Bu esnada deneyici başka biriyle yer değiştiriyordu. İşçiler gittiği zaman kişi karşısında tamamen farklı bir insan buluyordu. İlginç olan bunu kimsenin fark etmemesi. Kişinin cinsiyeti değiştiği zaman fark ediyorlardı. Az önce kadın değil miydin sen? Bir de ırk değiştiği zaman fark ediyorlardı. Diğer değişimleri ise fark etmiyorlardı.
Bir deney daha var. Bunu sanırım Brian Scholl yaptı ama Dan Simons da olabilir. Bunda da denek laboratuvara gelir ve ona deneye katılacaksan bir denek formu imzalaman gerekir diyorlar. Deneyici formu veriyor, denek de imzalıyor. Deneyici formu alıp teşekkürler şu alta koyayım bari diyor, aşağı iniyor ve aşağıdan başka biri çıkıyor. Fark etmiyorlar. Belirli bir seviyede değişimi fark etmiyoruz. Garip olan böyle olmadığını düşünüyoruz. Dünyayı olduğu gibi gördüğümüzü düşünüyoruz. Bir şeye dikkat ederken diğerlerini görmezden geldiğimizi fark etmiyoruz. Bu noktada dikkat ve bellekle ilgili sorusu olan var mı? Evet. Evet. Neden öyle oluyor? Neden çok yaptığımız şeyler otomatik ve istemsiz hale geliyor? Güzel soru. Bilmiyorum. Öyle olduğunu biliyoruz. Bir kere okumayı öğrenince okumamazlık edemiyoruz. Dinlememezlik de edemiyoruz. Eğer seninle konuşuyorsam ve çok sıkıcıysam dinlememek kolay değildir. Kulağınızı kapatamazsınız. Parmağınızı koyabilirsiniz ama kapatamazsınız. Gözlerinizi gerçekten kapatmadan kapatamazsınız. Çok rezil bir film. Buna dikkat etmeyeceğim diyemezsiniz. Yani sorunu cevaplayamıyorum. Sadece gözleminin doğru olduğunu ve daha genel olduğunu söylüyorum. Bir şeyi iyi yaptığınızda ve çok çalıştığınızda o şeyi yapmanız istemsizleşir ve bunu durduramazsınız. Tamam. Değişim körlüğü psikologlar ve laboratuvarda çalışan bilim adamları tarafından keşfedilen çok çarpıcı görüngülerden biridir. Ancak önemli olan hızlı değişimi yani hızlı değişen nesneleri fark etmenin zor olduğunu anlamak ve buradan çıkarılacak dersin önemini kavramaktır. Çünkü bence buradan çıkarılacak ders çarpıcı ve hayli önemlidir. Şu anda dünyayı algıladığınızı düşünüyorsunuz. Buradan size baktığımda herkesin nerede olduğu bilincine sahip olduğumu düşünüyorum. Arkadaki herkesi tam olarak göremiyorum. Benden biraz uzaksınız ve net görünmüyorsunuz ancak beni saran dünyaya dair bir bilincim var. Benzer şekilde bir saniye için gözlerimi kapatırsam her şey aynı kalır ve ben de orada olan şeylerden bazılarını bir şekilde hatırlayabilirim. Bu da benim sesin yerini iyi bir şekilde belirlemendi. Şimdi oradan bakıp hem algınızda hem belleğinizde dünya bilincine sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz. Değişim körlüğü deneyi bunun doğru olmadığını ileri sürer. Değişim körlüğü deneyi bir saniye bana bakarsanız ve bu süre içinde bütün sınıf arkadaşlarınız yanınızda oturan kişi de dahil olmak üzere yer değiştirirse bunu fark etmemenizin mümkün olmadığını öne sürer. Ancak bir saniye için bana bakmayıp arkanıza dönseniz ve tekrar baktığınızda beni tamamıyla farklı bir kıyafet giyiyor olsam değişim körlüğü deneyi bunu fark etmeyeceğinize önerir. Bu adamın ne giydiğini unutma. Bunu giyiyordu, bu da vardı. Bir de bu gibi kendinize bilinçli hatırlatmalar yaparsanız istisnalar olabilir. Ancak bunu bu şekilde bilinçli yapmazsanız ne giydiğini unutursunuz ve bu genellikle olağandır. Genellikle olağandır çünkü belleğiniz ve görsel sisteminiz evrene dair çoğu şeyi çoğu zaman aynı kalır. Temel olgusundan yararlanır. Kafamı çevirdiğimde her halükarda orada olacağınız için açık bir şekilde nerede olduğunuzu hatırlamama gerek yoktur. Dünyanın tam bir temsilini aklınızda tutmanıza gerek yoktur. Yalnızca kesin durumlarda dikkat edersiniz. Bu durumlardan biri psikologların değişim körlüğü çalışmalarından gerçeği değiştirmeleri durumudur. İkincisi de filmlerdeki durumlardır. İnsanlar kesintiler içeren filmler yapmaya başladığında ortaya çıkan hayli şaşırtıcı şeylerden birinin de filmdeki her şeyi sürekli olarak doğru anlamanın epey zor olduğudur. Ve olanları fark etmek için çok çaba sarf etmek zorundasınızdır. Böylece filmlere sızan pek çok devam hatası oluşur ve bunları fark etmek için ya film tutkunu olmalısınız ya da filmde olup bitenleri not etmelisiniz. O halde buradaki esas konu gerçeklik algınızın düşündüğünüzden çok daha dar ve çok daha kısıtlı olmasıdır. Şu anda geçen dersin sonunda kaldığımız yerdeyiz. Belleğin farklı türlerinden bahsediyorduk. Gördüğümüz ve duyduğumuz şeylerin duysal artıklarının anlık kısmına ilişkin bir tür olan duysal bellek ve çalışma belleği
kısa ve uzun süreli bellek. Geçen ders kavramların duysal belleğe ve çalışma belleğine nasıl girdiğinden ve dikkat öneminden bahsetmiştik. Esasen değişim körlüğü çalışmaları aslında bazı şeylerin duyularımızdan bilincimize nasıl geçtiği ve nasıl geçmediği üzerinedir. Şimdi çalışma belleği, kısa süreli bellek ve uzun süreli bellek arasındaki ayrıma geçmek istiyorum. Şimdi aslında aralarındaki en belirgin fark depolama farklılığıdır. Uzun süreli bellek ya da USB büyük bir depolama kapasitesine sahiptir. Bu bilgisayarınızın sabit diskine benzeyen belleğinizdir. Gündelik hayatta kullandığınız bellek budur. İngilizce'de tüm sözcükleri örneğin 60 sözcükten 80 bin sözcüğe kadar içerir. Tanıştığınız herkesi, dilleri, yüzleri, hikayeleri, mekanları, tekerlemeleri, şarkıları, televizyon programlarını içerir. Kimse USB'nin depolama kapasitesini bilmez. Başınıza gelen her şeyi hatırlayabileceğiniz doğru değildir. Bunun doğru olduğuna inanmanız için hiçbir sebep yoktur. Aynı zamanda uzun süreli belleğinizde çok fazla şeyi tutabilmenize rağmen hiç kimse tamamını hatırlayamaz. Bellek sınırlı olmak zorundadır çünkü beyin sınırlıdır. Ama hiç kimse ne kadar büyük olduğunu bilemez. Kimse belleğinizde kaç terabayt bilgi taşıyabileceğinizi bilemez ama çoktur. Bunu gerçekte çok kısıtlı bir kısa süreli bellek olan çalışma belleği ile karşılaştıralım. Şu an bilinçli olarak belleğinizde tutabileceğiniz şeyler hayli sınırlıdır. İşte bir örnek. Söyleyeceklerimi lütfen bir yere yazmayın. Sizden bunları hatırlamanızı istiyorum. Sadece birkaç sayı söyleyeceğim. 14, 59, 11, 109, 43, 58, 98, 487, 25, 389, 54. Şimdi lütfen bunları yazın. Sizi rahatlatacaksa bunu bir IQ zeka testi olarak görün. Bu deneye katılmaya karar verenlerinizden kaçınız 3 veya daha sayıyı hatırlayabildi? İyi, iyi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya da daha fazlası. 11'ini de hatırlayan var mı? Bu özellikle zor bir bellek testidir. Sayılar anlamsız ve ben size kağıt kaleminizi hazır tutmanızı söylemeyi unuttum ve bazılarınız bana öylece baka kaldı. Fakat normal şartlar altında bilişsel psikolog George Miller standart kısa süreli bellek depolamasının 2 eksik ya da fazlasıyla 7 madde olduğunu söylemişti. Bu da kabaca 5 ile 9 arasıdır. Bazılarınız eminim ki bunu geçebilir. İyi gününde olmayan bazılarınızsa belki bu kadar bile yapamaz. Şimdi 7 bilincinizde tutabildiğiniz madde adedidir. Size 14-21 diyebilirim. Siz de ortalıkta evet 14-21 diyerek dolaşırsınız. Bunu bilincinizde kolayca tutabilirsiniz ama ben size 11 sayı söylediğimde bunu yapamazsınız. Çok azınız belki yapabilir. Kısa süreli belleğinizdeki bilinç pencerenizde bunu tutamazsınız. Şimdi bu akıllara şu soruyu getiriyor. Neyin yedisi? George Miller'a göre bu sorunun yanıtı öbek. Ve öbek dediğimiz şey tekil, bireysel olarak düşünebileceğiniz temel bellek birimidir. L, A, M, A, I, S, O, N harf dizisini gördüğünüzü düşünün. Eğer bilmiyorsanız, eğer bu harfleri birleştirip bir sözcük haline getiremezsiniz ve bunları hatırlamanız gerekiyorsa bu harfler 8'lik bir öbek oluşturur. Onları ayrı ayrı aklınızda tutmanız gerekir. Diğer taraftan bu harfleri 4 sözcüğe ayırdığınızda sadece 4 öbek hatırlarsınız. Eğer Fransızca'da ev anlamına gelen la maison 2 sözcüğüne bölerseniz 1 ya da 2 öbek olur. Ne kadar bildiğiniz, ne kadar ezberlediğiniz, belleğinizde ne kadar tuttuğunuza bağlıdır. Çünkü bu belleğin temel birimi olarak neyi saydığınızı etkiler. Ve bunun bütün örnekleri eğer size 1-1-0-1-1-0-0-1-0-1-0-1-1-0 sayılarını verirsem
İkili sayı sisteminin ne olduğunu bilmeyenleriniz bunları size söylediğim haliyle 1-1-1-0-0 olarak hatırlamak zorunda kalabilir. Eğer bilgisayar programcısı veya matematikçi olanlarınız ya da herhangi bir sebepten ikili sayı sistemini bilenleriniz bunu onluk sayı sisteminden tek bir sayıya çevirebilirsiniz. Sayının kaç olduğunu bilen var mı? Hayır. Tekrar söylemeyeceğim. 24 veya değil. Bir sayı işte. Diyelim 24. 24 ise siz 24 sayısını hatırlayacaksınız. Böylesi daha kolay. Önümüzde kurulmuş bir satranç tahtası olduğunu ve sizin satranç oynamayı bilmediğinizi varsayalım. O zaman satranç tahtasının kurulumunu hatırlaması ölümcül derecede zordur. Bununla ilgili deneyler yapılmış. Laboratuvar ortamında satranç bilmeyen insanlara satranç tahtası kurmuşlar ve 5 dakika bakmalarını söylemişler. Oyunu toplamışlar, tekrar kurmuşlar ve bunu hatırlamak ölümcül derecede zor olmuş. Kenarda ata benzeyen bir şey ve diğerleri vardı. Ancak satranç taşları bir satranç oyuncusu için mantıklı olan bir düzende kurulmuş olsa, bir satranç ustası masaya bakıp bir anda evet bu Fibonacci savunması ya da öyle bir şeyler derdi. Ve bunu anında fark ederdi. Benzer şekilde futbol koçlarının futbol şeması bellekleri test edilmiştir. Koçların futbol şemaları üzerine fotoğrafik bellekleri vardır. Çünkü bu şemalar onların zihinlerinde anlamlı bir şeylere karşılık gelir. Mimarların da kat planları üzerine kusursuz bir fotoğrafik bellekleri olabilir. Çünkü bu onlar için anlamlıdır. Bu planları anlarlar. Kavramları belleğinizde tutma yolunuz uzun süreli bellek konusuna geçince bu meseleye tekrar döneceğiz ama büyük ölçüde onları ne kadar anladığınıza bağlıdır. Bu durum uzmanlık etkisi olarak kendini gösterir. Şimdi şu ana kadar kısa süreli bellek neler olduğunu ve kısa süreli bellekte ne miktarda bilgi sakladığımızı gördük. Asıl soru bu bilgileri uzun süreli belleğe nasıl aktardığımızdır. Ana depolama sistemi olarak USB'miz var. Bilgiler bilincimizden uzun süreli depolamaya nasıl aktarılıyor? Bunun için ara sıra işleyen bir yöntem var ama pek başarılı değil. Buna koruyucu tekrar denir. Size bir sayı dizisi hatırlamanızı ve 20 dakikada hatırladığınız takdirde $1000 kazanacağınızı söylediğimi varsayalım. Bu sayı dizisi benim çocukluğumdaki telefon numaram. Bölge koduyla birlikte 514-688-9057. Bunu 4 yaşındaki bir çocuğa söyleseniz hatırlayacağını söyler. Sonra ben ne dedim diye sorduğunuzda bilmiyorum cevabını verir. Eğer bunu sizden birine, çünkü bir şeyler biliyorsunuz söylesem, birçok şey buna bağlı olsa bir şeyler yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Yapacağınız şey kendi kendinize 514-688-9057-514 demektir. Bunu aklınızdan sürekli olarak tekrarlarsınız. Sorun şu ki sadece bunu yaptığınız sürece aklınızda tutabilirsiniz. Bu filmlere benzer. Bunu her zaman görebilirsiniz. 24 dizisinin bir bölümünde olduğu gibi Jack, KTB'yi ara ve onlara ajan 11'in tuzağı devamını hatırlamıyorum ama bunu yapmanın yolu sürekli aklınızda tekrar etmektir. Ama bu bilgilerin USB'ye aktarımını her zaman sağlamaz. Bilgileri USB'ye aktarmak için tekrar her zaman yeterli olmaz. Başka şeyler de yapmalısınız. Genellikle ihtiyaç duyduğunuz şey bir yapı ve düzendir. Ve bunu göstermenin bir yolu olguları daha düzenli hale getirdikçe, olgular üzerine daha derin düşündükçe onların USB'de daha sağlam yer ettiği gerçeğini gösteren işlem derinliği deneyidir. Bu çalışmada yaptıkları insanlara ekranda sözcüklerin belireceğini söylemekti. Bütün katılımcılar aynı sözcük öbeğini gördü. Burada 48 sözcük kullanılmıştı. Katılımcılara sözcükleri belleklerinde tutmaları söylenmemişti. Katılımcıların üçte birine bazı sözcüklerin büyük, bazılarının ise küçük harfle başlayacağı ve büyük harfle başlayan sözcükler için tuşa basmaları söylenmişti. İkinci gruba ise bazı kelimelerin tren kelimesiyle uyaklı olduğu, bazılarının olmadığı ve uyaklı olanlar için tuşa basmaları söylenmişti. Üçüncü gruba kız masaya boşluk koydu cümlesine uyan kelimeler gördüklerinde tuşa basmaları söylendi. Deneyin sonunda katılımcılara beklemedikleri şekilde hangi kelimeleri gördükleri soruldu. Ve sonuç şöyleydi. Sadece sözcüklerin şekli olarak neye benzediğine odaklanmaları söylendiğinde sözcüklere ilişkin hatırlama çok zayıftı. Bir şeyleri hatırlamanın en verimli yolu onlara anlam ve duygu kazandırmaktır.
bir şiir ya da şarkı içinde kullanıp bir araya getirilmedikleri ya da canlı bir şekilde hayal edilmedikleri sürece birbirleriyle alakasız ve hatırlanması zor olacak şeyleri bu yöntemlerle bir araya getirip onlara bir düzen kazandırmanın hatırlamada çok etkili olduğu ilk zamanlardan beri gözler önüne serilmiştir. Bunun pek çok örneği vardır. Birazdan söyleyeceğim şey, hipokampüsün mekansal bellekle ilgili olduğunu hatırlamak için yapılmış en kötü espridir, ancak 20 yıl boyunca bunu hatırlayacağınızı garanti ederim. Hipokampüsün yer yön bulmada etkili olduğunu biliyorsunuz. Kendi kendinize "kampüste yolumu hipokampüs aracılığıyla bulurum" derseniz, bunu söylemenin aptalca olduğunu düşünebilirsin ama hipokampüsün mekansal bellekle ilgili olduğunu unutmazsınız. Bu dersten aklınızda kalan tek şey bu olacak. İnsan isimlerini hatırlama üzerine yazılan bellek kitaplarında genellikle şiir ve dramatik imgelerle bağdaştırma yöntemi önerilir. Bellek kitapları genelde dik saçlı ve adı Bay Balık olan kişileri içerir ve bu adamın adını onun saçları yüzünden balık yüzgecine benzeterek hatırlamanızı önerir. Bundan sonra o adamın her görüşünüzde ismini hatırlarsınız. Bu yöntem sadece balık gibi bir isimde işe yarar. Ama buradaki ana fikir canlı imgeler yaratmanızdır. 10 harf hatırlamak zorunda olduğunuz bir durumla karşılaştığınızda harfleri bir şarkıya ya da akrostiş bir şiire çevirin. Tamamen keyfiymiş gibi görünen bir şeyi hatırlamak gerektiği zaman akılda kalıcı, gösterişli ve müstehcen bir imgeye dönüştürmeye çalışın. Bu bir şeyleri belleğe atmanın yollarından biridir. Bir şeyleri daha derin seviyede belleğe aktarmanın bir yolu onları anlamaktır. Ki bu yöntem bu ders içinde diğer her şey için geçerli olduğu kadar geçerlidir. Size bir şey okuyacağım ve bunları hatırlamak için elinizden geleni yapmanızı istiyorum. Okuyacaklarım sayı dizileri olmayacak. Bunlar cümle serileri olacak. Gazete dergiden daha iyidir. Deniz kıyısı sokaktan daha iyi bir yerdir. Başlangıçta koşmak yürümekten daha iyidir. Birkaç defa denemek zorunda kalabilirsiniz. Biraz yetenek ister ama öğrenmesi kolaydır. Küçük çocuklar bile bundan keyif alır. Bir kere başarılı olduktan sonra zorluklar çok küçük gelir. Kuşlar nadiren yaklaşır. Buna rağmen yağmur çok hızlı emilir. Pek çok insanın aynı şeyi yapması aynı zamanda soruna yol açabilir. Birinin çok yere ihtiyacı var. Eğer karışıklık olmazsa çok huzurlu olur. Sonunda bir kaya çapa görevi görecek. Eğer şeyler ondan koparsa ikinci bir şansın olmayacak. Ve işte söylediğim şeyler. Bunu hatırlamak ölümcül derecede zordur. Şimdi bunu deneyin. Bir şeyin ne hakkında olduğunu bilmek, onu bir bağlama oturtarak hatırlamayı kolaylaştırır. Pekala. Bu bilgileri belleğe aktarma ile ilgiliydi. Peki bilgileri belleğinizden dışarı nasıl çıkaracaksınız? Şimdi sınav dönemi. Bilgiler muhtemelen kafanızın içinde. Onları dışarı çıkarmak zorundasınız. Onlara erişmek zorundasınız. Düşünün, bir dava durumu var. Tanık olduğunuz suçu anlatıp aktarmak zorundasınız. Birisini gördünüz ve ismini öğrenmek istiyorsunuz. İsmini duydunuz. Sadece onu anımsamanız lazım. Peki bunu nasıl yaparsınız? Pekala. Geri getirme ipuçları vardır. Geri getirme ipuçları mantıklıdır. Geri getirme ipuçları hatırlamak istediğiniz şeylerle bağlantılıdır. Eğer ki camı değiştirmem gerektiğini hatırlamam gerekiyorsa, oturma odamdaki kırık camı gördüğümde camın kırık olması bana onu değiştirmem gerektiğini hatırlatır. Eğer sizinle bir öğle yemeği randevum varsa ve bunu unuttuysam, sizi gördüğümde "aa, öğle yemeği için bir araya gelmemiz gerekiyordu" der ve bunu hatırlarım. Geri getirme ipuçları olguları geri getirir. Ama işler bundan biraz daha karışıktır. Kodlama ve erişim arasında uyumluluk prensibi denen daha genel bir ilişki vardır. Bu da bir şeyleri öğrendiğiniz bağlam içinde daha iyi hatırladığınız anlamına gelir. Bu aynı zamanda bağlama bağlı bellek ve duruma bağlı bellek olarak da bilinir. Bu, insanları bota bindirerek onlara tüplü dalış yaptırdıkları psikoloji tarihindeki en ilginç deneylerden biriyle gözler önüne serilmiştir.
İnsanlara ya su altında ya da botta akıllarında tutmalarını istedikleri şeyleri öğretirler ve daha sonra onları test ederler. Çalışmanın sonucunda öğrendiğiniz bağlamda teste tabi tutulduğunuzda daha iyi hatırladığınız ortaya çıkar. Geri getirme ipuçları buna neden olmuş olabilir. Ancak bu ondan daha geneldir. Bu sınıfta öğrendiğiniz şeyleri hatırlamak zorundaysanız, öğrendiğiniz mekanı düşünmeye çalışırsanız daha başarılı olursunuz. Eğer final sınavına bu sınıfta girerseniz, başka bir sınıfta girdiğinizde olacağından daha başarılı olursunuz. Çünkü bu sınıfta olmak size ipuçlarını anımsatacaktır. Konu sadece çevre değildir. İnsanlar sarhoşken diğer zihinsel aktiviteleri engellemeyecek düzeyde bir sarhoşluk, öğrendiklerini sarhoş olmadıkları hallerine göre tekrar sarhoş olduklarını daha iyi hatırlarlar. Benzer şekilde eğer içerken ders çalışıyorsanız, final sınavına gelmeden önce de birkaç tek atabilirsiniz. Bu bir çeşit Vegas'ta olan Vegas'ta kalır durumudur. Yine benzer şekilde içinde olduğunuz ruhsal durum bile bir şeyler hatırlamanızı etkiler. Depresifken bir şey öğrendiyseniz tekrar depresif olduğunuzda olmadığınız halinize göre daha iyi hatırlarsınız. Esas fikir belleğin geri çağırma bölümü bağlamlarının ilk öğrendiğiniz halindeyken daha başarılı olduğudur. Koruyucu tekrar ve geri getirme farklı şeyler arasındaki bağlantıları içerir. Koruyucu tekrar bir şey hakkında ne kadar çok düşünülürse o şeyi hatırlamanın daha kolay olduğudur. Eğer bir şey hakkında düşünüyorsanız, bir şeyi hatırlamak zorundaysanız, onu mümkün olduğunca çok şeyle ilişkilendirmeyi deneyin. Bir imge düşünün, hatırlamanız gereken şeyle ilgili bir espri üretin. Başka insanlara onu nasıl tarif edeceğinizi düşünün. Eğer o olmasaydı, dünyanın nasıl bir yer olacağını düşünün. Esas fikir, üzerinde bu şekilde düşünmenin öğrendiğiniz şeyin diğer belleklerle bağlantı oluşturmasıdır. Ve bu, geri çağırmayı kolaylaştırır. Koruyucu geri getirme, bellekten bir şeyleri geri çağırırken insanların çabuk vazgeçme eğilimine gönderme yapar. Belleğinizde pek çok şey vardır ancak bunları açığa çıkarmak için uğraşmak zorunda kalırsınız ve farklı arama stratejilerine ihtiyaç duyarsınız. Sizden çok daha yaşlı olan insanlarla birlikte liseden sınıf arkadaşlarını hatırlamalarına yönelik bir çalışma yapıldı ve ilk denemede katılımcıların performansları felaketti. Belki de yalnızca bir iki arkadaşlarıyla irtibatı koparmamışlardı diye düşünebiliriz ki aksi takdirde durum çok kötü olurdu. Bu iyi bir deneydi çünkü kişilerin doğru söyleyip söylemediklerini lise yıllıklarını kullanarak kontrol edebilirsiniz. Ardından denemeye devam et. Senin eskiden öğretmenin kimdi? Hangi kulüplere üyeydin? Hangi sporlarla ilgilendin? Okula nasıl giderdin? Okuldan nasıl gelirdin? Öğle yemeğinde ne yapardın? Teneffüslerde ne yapardın? Ve sormaya devam edin. Adı veya soyadı B, C, D harfleriyle başlayan arkadaşların var mıydı? Ve zorlamaya devam ediyorsun. Bir süre sonra bir şeyler geri gelmeye başlar. Tekrar belirtmeliyim ki asla unutmadığınızı söylemek doğru değildir. Tanrı'ya şükür ki unutuyoruz. Ama bazen sadece yeteri kadar uzun süre gözden geçirmediğiniz için unuttuğunuzu düşünürsünüz. Doğru cevap için aramanın gerçek bir fiziksel nosyonu vardır. Geri getirme hakkında konuşmuştuk. Girdiğim her sınıfta birileri ya derste ya da e-mail yoluyla dejavu durumunu sorar. Dejavu, yaşanan bir olayın daha önce de yaşandığı hissidir. Yani ben size burada ders anlatırken siz bana bakıp bunu daha önce de duymuştum, bunu önceden de biliyordum diyorsunuz. Birini görüp bu durum içerisinde daha önce de bulunmuştum dersiniz. Pek çok kişinin söylediği gibi bu psişik güçlerin kanıtı değildir. Ancak kimse bunun neden var olduğunu bilmiyor. Biz biliyoruz ve işte bir ipucu. Bu durum beynin ön lobunun hasarıyla daha kötü hale gelir. Eğer beyninizin bu bölümü hasar görürse daha fazla dejavu deneyimi yaşarsınız. Bizim bölümümüzün başkanı olan Marsha Johnson da dahil olmak üzere bir grup bellek uzmanına dejavu için en iyi açıklamanın ne olduğunu sordum ve bana verdiği yanıt, daha doğrusu bu konudaki büyük bir teori şöyledir. Dejavu bir şeyin daha önceden de olduğunu hissetmektir. Cevap bunun daha önceden de olduğudur. Yarım saniye önce olduğudur. Burada olan bazen şiddetle oluşan bir hasar bir
bozukluktur. Bilmiyorum, bir bozulma var. Ve siz konuşuyorsunuz, konuşurken size bir şey oluyor ve bunu belleğe atıyorsunuz. Ama üzerine tarih ve an bildiren bir pul yapıştırmıyorsunuz. Yani benimle konuşuyorsunuz ve bunu belleğe atıyorsunuz ama bunu şu anda gerçekleşen olaylar bölümünde saklamıyorsunuz. Ve yarım saniye sonra benimle konuşurken bu ilginç derecede tanıdık diyorsunuz. Bu da dejavu sırasında neler olduğu üzerine bir kura. Pekala, şimdiye kadar iyi haberlerden, hatırlamadan söz ettik ama bir de kötü haber var. Unutma, size daha önce verdiğim sayıları notlarına bakmadan kaçını hatırlayabilir? En az dördünü kaç kişi hatırlayabilir? Oo, etkileyici. Bir saat içinde sorsam sayı azalacaktır. Bunlar benzer bir deneyden elde edilen istatistikler. Ve bu grafik insanların unuttuğunu göstermektedir. Zamanla siz de unutacaksınız. Neden unutursunuz? Hepsinden önce unutmak neden var? Bunun için farklı açıklamalar bulunmakta. Bunlardan ilki, beyninizin fiziksel bir varlık olmasına ilişkindir. Beyin fiziksel bir et parçasıdır ve bozulmaya uğrar. Fiziksel şeyler zayıftır. Beyninizde yer alan bellek izleri de zamanla zayıflar. İkinci cevapsa engeldir. Sayıları hatırlıyor musunuz? İşte birkaç tane daha. 114, 81, 66, 42. Hatırlamaya çalıştığınız bilgiye benzer türde daha fazla bilgi geldiğinde gelen bu yeni bilgi sizin orijinal bilgiye ulaşmanızı engeller. Yani hatırlama yeteneğiniz hatırlamaya çalıştığınız şeylerle ilişkili daha fazla şeyin öğrenilmesiyle azalabilir ki bu da bu şeylerin bellekte karışmasıyla ilgilidir. Son olarak ve belki de en ilginç olanı geri getirme ipuçlarının değişmesidir. Zaman geçtikçe dünya değişir. Eğer belleğiniz yaşamdan alınan ipuçlarına bağlı olarak geliştiyse geri getirme ipuçlarının değişimi belli şeylerin hatırlanmasını zorlaştırır. Bu durum bizi üzerine hatırı sayılır bilimsel tartışmaların olduğu bir bulmacaya, çocukluk amnezisine götürür. Ve çocukluk amnezisi çocuğun beyninden hasar alıp bellek kaybına uğraması anlamına gelmez, insanların erken anılarını geri çağırmada zorlanması anlamına gelir. Sizden bir an düşünüp hatırladığınız ilk anınızın ne olduğunu ve kabaca kaç yaşında olduğunuzu söylemenizi istiyorum. Kaç kişi ilk anısının 5 yaş ve üzeri dönemde olduğunu düşünmüyor? Peki, kaç kişi ilk anısının 4 yaş ve önceki döneme ait olduğunu düşünüyor? Kaç kişi ilk anısının 3 yaş ve önceki döneme ait olduğunu düşünüyor? 2 ve daha az. Kaç kişi ilk anısının 1 yaş ve önceki döneme ait olduğunu düşünüyor? Ve önceki hayatlarınızı sormuyorum. Ama geçen yıl bu yaşandı. İlk anınızın kabaca kaç yaşındayken olduğunu düşünüyorsunuz? Kaç yaşında? 1 ile 2 arası. Bundan daha iyisini yapabilecek olan var mı? Aynı kişi? Evet. 1. Başka kimse? Literatür bu konuda net değil. Çünkü insanların ilk anılarına ilişkin hatırladıklarını test etmek çok güçtür. İnsanlara ilk anılarıyla ilgili soru sorduğunda genellikle evet bir odada olduğumu hatırlıyorum, bir beşik olduğunu ve ga ga gu gu yaptığımı ve lazımlıkla oturduğumu hatırlıyorum. Yürüyordum, çok şirindim, hatırlıyorum. Detaylarıyla tartışırken göreceğiz, anlatmak çok zordur ve bu konuda insanlara güvenmemek için, insanlar yalan söylediğinden değil ama daha doğrusu anıların doğruluğundan şüphe duymak için pek çok sebep vardır. Aynı zamanda 1 ve 2 yaşlarında korkunç tecrübeler yaşamış insanların travmalarıyla ilgili yapılan çalışmalar genelde bu travmanın daha sonra hatırlanmadığını göstermektedir. İnsanlar bu travmayı kendilerine söylendiği için bilirler ancak tipik olarak net bir şekilde hatırlamazlar. Hatta çocuklar, ileri yaştakiler bile o yaştan öncesini hatırlamazlar. Kimse çocukluk amnezisinin nedenini bilmez. Kimse 3 yaş civarı öncesi döneme ait anıları
Hatırlamanın neden çok zor olduğunu bilmez. Bir teoriye göre bunun sebebi erişim ipuçlarının köklü bir biçimde değişmesidir. Klinik psikolog olan bir arkadaşım dev masa ve sandalyelerle döşenmiş bir odaya hastaların alındığı ve bu dev eşyalarla bebeklik dönemine ait anıların hatırlatıldığı yeni bir terapi yöntemi önerdi. Ve sahadan uzaklaştırıldı. Gerçekten ama iyi bir fikirdi. Bazı insanlar bu konuda dili suçlar. Bir çocuk, bir bebek konuşulan ya da işaret edilen herhangi bir dil olmadan başlar. Dil 1, 2 ve 3 yaşlarında öğrenilir ve dil belleğinizi yeniden şekillendiriyor olabilir. Ve bellek bir kez yeniden şekillendiğinde dilden önceki döneme geri dönemez. Sinirsel olgunlaşma da olabilir. Beynin bellekle ilgili bölümü 2 veya 3 yaşlarında gelişiyor ve basitçe bu dönemden önce beyinde bellekle ilgili bir bölüm bulunmuyor ve kimse gerçekten ne olduğunu bilmiyor. Belleğin neden erken değiştiği etkileyici bir araştırma sahası. Bellek kaybının görüldüğü bir diğer durumsa beyin hasarıdır. Ve beyin hasarı birkaç farklı şekilde olur. Bir geriye dönük amnezidir. Geriye dönük amnezi, geçmişe ait bazı anılarınızı kaybetmenizdir. Kafa travması geçirip olaysal belleğinizi tamamen kaybetmeniz durumunda olabilir. Ama genellikle bilincinizi kaybettiğiniz ciddi bir kaza geçirdiğinizde bundan önceki döneme ait kafanızı çarptığınız anın öncesine ait bir kararma yaşarsınız. Bunun nedeni siz bu deneyimleri yaşarken beyninizin bir çeşit birleştirme yapması gerekir. Beyniniz tekrar bağlanmalı ve yaşadıklarınızı yakalamalıdır. Kafaya ani bir darbe sizin bilincinizi yitirmenize sebep olur ve hemen öncesinde yaşanmış olanlar birleştirilemez ve bu da onların sonsuza dek yok olmasına sebep olur. Bir diğer bellek kaybı şekli ise ileriye dönük bellek kaybıdır ve bu durum Korsakoff sendromunda görülür. Hartford, Connecticut bölgesinde yaşayan HM isimli çok ünlü bir hastada görülmüştür ve son derste gördüğünüz filmdeki Clive Wearing'de de vardı. Bu çeşit bellek kaybı yeni anılar oluşturma yetinizin kaybıdır. Sürekli olarak şimdi de yaşarsınız ve yeni anılar biriktiremezsiniz. Aslında durum bundan daha karmaşıktır. Olan şey ki bu hastalar hakkındaki normal bellekle ilgili bir takım kavrayışlara da yol açan heyecan verici bir keşiftir. Bu durumlarda beyin hasarı, beynin ileride öğreneceğiniz mekansal bellekle ilgili bölümlerinden temporal lob ve hipokampus bölgesinde olur. Yeni anılar oluşturamayan insanlarla ilgili keşiflerden biri, bu insanların yalnızca belli tip anıları oluşturabildikleridir. Örneğin, aynadan bakarken bir yıldızın içini doldurmanız gereken bir görev var. Böyle bir şey istesem bunu çok zor bulursunuz. Yapması zor olan türden bir şey. Beceriksiz bir şekilde yapabilirsiniz. Yeni anılar oluşturamayan bir amnezi hastasına getirip ona "Hey, yeni bir şey denemeni istiyorum. Şu yıldız oyununu denemenizi istiyorum." deseniz size "Olur, bunu daha önce denemedim ama yapacağım." der. Dener, beceremez. Çok kötü yapar. O kişiyi tekrar ve tekrar getirdiğinizde her seferinde "Bunu daha önce hiç görmedim ama deneyebilirim." diye başlayacaktır. Ama her seferinde daha iyi yapacaktır. Ve bu durum örtük bellek olarak bilinir. Buradaki iddia, bu gibi durumlarda anladığınız, farkında olduğunuz açık bilinçli belleği oluşturma yetinizi kaybettiğinizdir. Ama bazı anılar kalıcıdır ve onları şekillendirebilirsiniz. Bu durum birkaç dramatik filme konu olmuştur. Bir tanesi çok kötü bir dramatik film olan Drew Barrymore'un yeni anı oluşturma yetisini kaybettiği ve bir şekilde Adam Sandler'a aşık olduğu filmdir. Kesinlikle izlemeyin. Ama karakterin karısının katilini ararken yeni bir anı oluşturma yetisini kaybettiği Memento isimli harika bir film vardır. Memento çok etkileyici bir filmdir çünkü olayları sondan başlayarak anlatıyor. Ama film boyunca başka bir hikaye ileriye doğru anlatılıyor.
Bu hikayeyi beğeniyorum çünkü dramatik olarak ciddi bellek kayıplarında ne olup ne olmadığı anlatılmış. Şimdi size Memento filminden çözülmeyi tanımlayan birkaç video göstereceğim. Şimdi bir sonraki sahne gerçek bir deneyden modellenmiştir. Filmi izleyenleriniz hikayenin Sammy için çok trajik bittiğini biliyor. Filmi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi iki çeşit bellek kaybından bahsettik. Bir tanesi her gün karşılaştığımız unutma durumunda başımıza gelen bellek aksaması. Kaçınız ilk verdiğim sayılardan 3 ya da daha fazlasını hatırlıyor? Buyurun, söyleyin. 14, 59, 11. Doğru mu? İyi. Tamam. Bir ay sonra tekrar soracağım. Peki, insanların unutması beklenir ve bazı şeyleri unutacaksınız. Bu normal unutmadır. Bir diğer unutma durumuysa beyin hasarıyla olandır. Beyin hasarıyla oluşan unutma egzotik, sıra dışıdır. Ancak zihnin nasıl çalıştığıyla alakalı daha genel konular açıklıyor olması bakımından ilginçtir. Bu dersin konularından birinin Clive Wearing gibi sıra dışı durumlara göz atmak olduğunu ve bunu sadece ilginç oldukları için yapmadığımızı, bu sıra dışı durumlara bakmanın bize normal insanların nasıl normal olduğunu, bütün olarak bedenin ve zihnin nasıl çalıştığını öğrenmemizi sağladığını hatırlayın. Üçüncü tip unutma daha da ilginçtir. Aslında peki ufak bir deneme yapmak istiyorum. Yapmak istediğim sizden 3 çocuğun bir olaya dair ne olduğunu anlattıklarını dinlemenizi istiyorum. Sizin kendi tahminlerinizle bir yere ulaşmanızı istiyorum. Hayal edin, yargıçsınız. Çocuk esirgeme kurumu çalışanısınız ve görmek istiyorsunuz. Ben öyle istiyorum. Kendi tahminlerinizle kime inanacağınızı ve ne olduğunu bulun. 3 çocuğu da dinlediniz. Hangisine inanıyorsunuz? Hangisine? Üç çocuk bunlar. Birinci, ikinci ve üçüncü. Kim birinciye inanıyor? Kim ikinciye inanıyor? Kim üçüncüye inanıyor? Eşit gibi. Bu film 2300 uzmana farklı durumlar için gösterildi. Kitabı yırtıp yırtmadığı, oyuncak ayıyı bozup bozmadığı, kitabı havaya atıp atmadığı soruldu ve sizin de görebildiğiniz gibi ağırlıklı düşünce onun yaptığı yönündeydi. Bu çalışma derslerimde kullanmam için bu filmi bana gönderecek kadar nazik olan Steve Cici tarafından yapılmıştır. İkinci kızın haklı olduğu çıkar. Kesinlikle hiçbir şey olmamış. Öğretmen içeriye Sam Stone adında biri gelecek der. Biri girer ve selam der. Dolaşır ve çıkar. Birinci ve üçüncü çocuğun belleklerine yerleştirilmiştir. Ama bilim kurguda olduğu gibi değil. Belleklerine yerleştirilmiştir. Belleklerine şu şekilde yerleştirilmiştir. Çocukların bazıları sorular sorar. Bu arada muhabirin kendisi ne olduğunu farkında değildi ve dolayısıyla naifti. Eğer çocuklarla görüşür ve onlara kitabın yırtılıp yırtılmadığını mesela onu gördün mü? Gerçekten yaptın mı? Şeklinde sorsanız hiçbir şey söylemedikleri görülmüştür. Hiçbir şey görmemişlerdir ve hiçbir şey söylemeyeceklerdir. Diğer çocuklara Sam Stone'dan bahsedildi. Sam Stone'un sakar, bir şeyleri yırtmaya eğilimli, eşyaları kırıp bozan birisi olduğu yargısı verildi ve aslında üçüncü çocuk laf arasında şundan bahsetmişti. O bunu her zaman yapar. Sam Stone hakkında bunu bilmek, kitabı Sam'in yırttığını söyleyen çocukların sayısını arttırma eğilimindedir. Diğer çocuklara öneriler sunuldu. Onlara hatırlatıcı sorgulama uygulandı. Sorular serisinin başlangıcı ise Sam Stone içeri geldi mi, oradayken kitabı parçaladı mı gibi yönlendirici sorular soruldu. Hala iki yöntemi de alan pek çok çocuk vardı. Aslında gördüğünüz çocuklar bu gruptandı. Sam Stone'un sakar biri olduğunu duymuşlardı ve onlara yönlendirici sorular sorulmuştu. Birkaç aylık dönem boyunca yönlendirici sorular sorulmaya devam edilmiş. Bu çocuklar birinci ve üçüncü çocukların da yaptığı gibi yalan söylemiyorlar. Onlar gerçekten de Sam Stone'un içeri girip bunları yaptığına inanıyorlardı. Buna inandıkları gibi
bu inançlarında uzmanlara karşı o kadar ikna ediciydiler ki içlerinde polis memurları ve çocuk esirgeme kurumu çalışanları, hakimler ve avukatlar gibi kimselerin olduğu uzmanlar onları hayli inandırıcı buldular. Ve bence çocuklar yalan söylemedikleri için uzmanlar onları bu kadar inandırıcı buldular. Gerçekten de söyledikleri şeyi gördüklerine inanıyorlardı. Ama bu anılar yerleştirilmişti ve Sisi ve pek çok başka araştırmacı anıların öneriler ve yönlendirici sorularla nasıl beyne yerleştirilebileceği üzerine çalışıyorlardı. Yapılan aynı tür deney ve araştırmalarla sahte anıların yerleştirilmesinin yetişkinler üzerinde de mümkün olabildiği ortaya çıkmıştır. İnsanların kendilerinin işlemedikleri suçları, işlediklerini hatırlayıp itiraf ettikleri dramatik vakalar vardır ve bu yalan söylediklerinden değildir. Hatta bu, onlar dengesiz, şizofren veya sanrılı kimseler olduklarından da değildir. Daha çok bu kimseler kendilerini ikna ettiklerinden ya da daha sıklıkla olduğu gibi başkaları tarafından bunların gerçekte olduğuna ikna edildiklerindendir. Psikologlar laboratuvar ortamında bir kişinin başka bir kimseye anıları nasıl yerleştirebileceğini çalıştılar. Ve bazı şeyler standarttır. Size dişçiye gidişim hakkında ya da bir restoranda yemek yerken geçirdiğim zamana ait bir hikaye anlattığımı ve detayları atladığımı varsayın. Restoranda hesabı ödediğim gerçeğini atladığımı ve yemeği yiyip eve gittiğimi söylediğimi varsayın. Hala boşlukları doldurma eğilimindesiniz. Boşlukları bildiğiniz şeylerle doldurma eğilimindesiniz. Bunu hatırlayıp daha sonra şu şekilde söyleyebilirsiniz. Evet, yemeğini yediğini, hesabı ödeyip çıktığını söyledi. Çünkü restoranda yemeği yedikten sonra hesabı ödersiniz. Bu yeterince iyi niyetli boşlukları doldurursunuz. Ayrıca diğer insanlar tarafından yapılan bütün varsayımları da bir araya getirebilirsiniz. Bunun en net görüldüğü durum görgü tanıklığıdır. Ve bununla ilgili en iyi çalışma yönlendirici sorularla insanların anılarının nasıl değiştirilebileceğini gösteren ve bazıları ders kitabınızda tartışılan bir dizi çalışma yapmış olan Elizabeth Loftus'a aittir. Ve bu fazlasıyla ustaca bir şekilde olabilir. Bir deneyde bir dizi soru sorulan bir kişi vardı. Bir kaza sahnesi gösterilmişti ve ya kırık bir far gördün mü ya da kırık farı gördün mü soruları soruldu. Belirtme hal eki kırık bir far olduğunu belirtiyor ve aslında kırık farı gördün mü sorusuyla karşılaşan kişiler çoğunlukla kırık bir far hatırlamaya yatkın oluyorlar. Çünkü bir imge oluşturup onun içini dolduruyorlar. Bir diğer çalışmada Loftus film kareleri gösterir ve okul servisine binen çocukları gördünüz mü diye sorar. Aslında okul servisi olmamasına karşın soruda bunu duyan insanlar daha sonra sorulan filmde bir okul servisi gördünüz mü sorusuna çoğunlukla evet der. Başka bir çalışmada Loftus film kareleri gösterir ve arabalar çarpıştığında ne kadar hızlı gidiyorlardı ya da arabalar birbirine girdiklerinde ne kadar hızlı gidiyorlardı diye sorar. Bir hafta sonra insanları laboratuvara tekrar toplar ve kırık camları gördünüz mü diye sorar. Çarpışma sözcüğünü duyanlar birbirine girme sözcüğünü duyanlardan daha fazla kırık cam gördüğünü söyleme eğilimindedir. Çünkü olayı daha dramatize ederler. Hipnoz yönlendirici sorular kullanılarak bir çeşit yeniden yapılandırmanın en açık görüldüğü durumdur. Bazılarınız hali hazırda hipnotize olmaya hazırdır ve hipnotize edilebilir. Kesin şekilde hatırlama ihtiyacı duymadığınız bir olay hakkında hipnotize kullanarak ne öğrenebiliriz? Hipnotizmanın yaptığı şey insanları işbirliği yapmaya istekli hale getirmektir. Maalesef filmlerde gördüğünüz gibi plaka numarası neydi gibi sorularla karşılaştığınızda gidip plaka numarasına bakabileceğiniz bir saklama yeri yoktur. Filmlerde kişi hipnotize edilir, geçmişe dönüş yaşanır ve plaka numarasına odaklanırlar. Ama bellek bu şekilde çalışmaz. Olan hipnotize olan kişinin hipnotizmacıyı memnun etme çabası içinde olmasıdır. Böylece kafasındaki şeyleri oluşturur. Ve hipnoz etkisindeki insanlar kafasındakileri uydururlar ve bunu çok etkileyici ve inandırıcı bir şekilde yaparlar.
Sizden 6. yaş gününüze geri dönmenizi istediğim zamanki hipnotik geri dönüşüm örneğin kısmen böyle bir durumdur. Ve bir gelişim psikoloğu olarak harikulade olan şey ise size 4. yaş gününüze dönmenizi söylediğimde hipnotize edilebilecek biriyseniz gerçek bir 4 yaş çocuğu gibi olmadan 4 yaşında gibi olmanızdır. Olacak olan şey bir yetişkinin 4 yaşındaki çocuğun nasıl davranacağına ilişkin sahip olduğu fikirdeki gibi olacağınızdır. Aslında bu insanların eski Mısır diliyle konuştuklarını iddia ettikleri aşırı hipnotik geri dönüşüm durumlarında da olmuştur. Ve dil bilimciler bu çalışmaları çok severler çünkü bunu yapamazsınız. Tabii gerçekte eski Mısır diliyle konuşuyormuş gibi gözükmezsiniz. Aslında eski Mısır diliyle konuştuğunu sanan ancak gerçekte anlamsız bir şeyler geveleyen Kuzey Amerikalı gibi sesler çıkarırsınız. Aslında hipnotizma içinizdeki aktörü ortaya çıkarır. Bu sizde olanlara karşı ikna edici bir sebep belirtme ihtiyacı uyandırır. Hipnotizma sadece görgü tanıklığında olanın sıra dışı bir halidir. Bastırılmış anılar bir dersi buna ayırabiliriz. Bir dönemi buna ayırabiliriz. Birleşik Devletler'deki ateşli tartışmaların çoğu bastırılmış anılar üzerinedir. Travmatik cinsel istismara uğradığını iddia eden birçok yetişkin vardır. Bazı durumlarda bu bellek açısından bakıldığında sıradan bir durumdur. İnsanlar bunun başlarına geldiğini bilirler. İnsanlar başlarına gelenleri her zaman bilirler ve bunu başkalarına anlatırlar. Ancak insanların başlarına gelen bu olaya kadar hiçbir şey hatırlamadığı bazı alt durumlar vardır. Bu durumda insanlar psikoloğa veya psikiyatra giderler. Sorgulamadan geçer ve genellikle hipnoz yöntemleri kullanılır ve sonrasında geçmişte travmatik cinsel istismara uğradıklarını hatırlarlar. Ve bu konuda bir tartışma var ve bunu bu kadar tartışmalı yapan, bunu herhangi bir şekilde engel olmaya çalışmak istemiyorum, bunu tartışmalı yapan bazı psikologların bazı durumlarda bu anıların gerçek olduğuna ve Freudian bir mekanizma tarafından bastırıldığına inanmasıdır. Bu anılar bilince çıkarılmak için fazlasıyla kötüdür ve terapi onları gerçek hayata çıkarır ama pek çok psikolog terapistin hareketleri doğrultusunda oluşturulduğundan bu anıların güvenilmez olduğuna inanıyor. Dahası cinsel istismara uğradığını iddia eden kadınların terapistlerinin dürüstlüğü üzerine hatırı sayılır psikolojik ve yasal mücadele vardır. Örneğin kadınlar sahte anılar temelinde kendi babalarına karşı dava açmışlardır. Benzer şekilde cinsel istismardan suçlanan ebeveynler de psikiyatristlere ve psikologlara çocuklarının anılarını değiştirdikleri suçlamasıyla dava açmışlardır. Anıların bastırılıp bastırılmadığı tartışmalıdır. En azından bazı durumlar için tartışmalı olmayan şey ise şeytani ya da kötü biri olduğunuzdan dolayı değil de bunun olduğuna gerçekten inandığınızdan dolayı insanlarda sahte anılar yaratabildiğinizdir ve insanlarla konuştuğunuzda bu anıların açığa çıkmasına sebep olursunuz. Son konu flash bellek. Bunu dönemin başlarında sordum, şimdi tekrar soracağım. Kaçınız 11 Eylül 2001'de nerede olduğunuzu hatırlıyorsunuz? 11 Eylül 2001'de nerede olduğunu hatırlamayan var mı? Bu ilginç olurdu. Bu toplumu ilgilendiren bir olaydı ancak flash bellekle ilgili bir sorun var. Flash bellek bu anıların tam olarak nerede durduğumuz ve ne olduğu gibi son derece canlı olduğu, birçoğumuz için canlı olduğu düşüncesidir ama gerçekten güvenilir değildir. Ve soru neden olmadığıdır? Çünkü bunlar son derece önemli olaylardır. Bahse girerim daha önce 11 Eylül'de neredeydin sorusuyla karşılaşıp bunun hakkında konuştunuz. Bu konuşmalarda olan şey hikayenin değiştiğidir. Ben 11 Eylül'de nerede olduğumu biliyorum. Eşim nerede olduğunu biliyor ama bu konu hakkında konuştuğum kadar onun konuştuklarını dinledim. Belki de artık benim anılarım onun tecrübeleridir, benim değil. Bu değil. Bütün durumlar için karşı koymak zorunda olduğunuz cezbedici şey, evet,
anıların karıştırılabileceğini biliyorum, bozulabileceğini biliyorum ve belki de her şeyin değişebileceğini ama gördüğün gibi bunun olduğuna eminim demektir. Bu cazibeye karşı koymak zorundasınız. Çünkü insanların bir şeylerin olduğundan kesin olarak emin olduğu, izlediğimiz kızların kaseti de dahil olmak üzere çok durum vardır. Ve bunların var olduğunu çok iyi biliyoruz. Emin olmak anının sahte olmadığının, yeniden yapılandırılmadığının ve hatta yerleştirilmediğinin garantisi değildir. Bellekle ilgili bu kısımdan alınacak 3 temel ders vardır. Birçok bellek çeşidi vardır. Kısa ve uzun süreli bellekten söz ettim. Kapalı ve açık bellekten bahsettim. Bunlar bir nevi ayırt edilebilir bellek türleridir. Biri zarar görse de diğeri bozulmadan durabilir. Muhtemelen beyinde yüzleri, günlük nesneleri ve mekanları hatırlamak için ayrılmış sistemler var. Hatırlamanın anahtarı düzenlemek ve anlamaktır. Herhangi bir giriş dersi, psikolojiye girişle dahil olmak üzere Yale Üniversitesi'ndeki en zor derstir. Bunun nedeni çok çeşitli materyal olması ve her birinin ayrı ayrı isimlendirilmesidir. Yale'deki en kolay dersler yeteri kadar birikime sahip olduğunuz takdirde rahatlıkla anlayabileceğiniz ukalaca işlenen derslerdir. Anlamaya başladıkça hatırlaması daha kolay olur. Ve son olarak bazı anılarınıza güvenemezsiniz. Bu haftaki ödeviniz özel güçlerinizi kötülük için değil, iyilik için kullanmanızı istiyorum tabii ki. Bunu başarabilirseniz çok etkileneceğim. Ama sahte anıyı nasıl yerleştirebileceğinizi ders materyallerinden ve okumalarla anlatmanız gerekiyor. Birkaç dakikamız var. Bellek hakkında sorusu olan. Evet. Lütfen. Evet. Soru şöyle. Piyano çalmayı bildiğinizde hangi bellek kullanılıyor? Ve bu iyi bir soru. Uzun süreli bellek. Çünkü bildiğin herhangi bir konçerto veya şarkıyı belleğine atar ve onu seninle birlikte taşırsın. Bir yıl sonra, iki yıl sonra hatırlarsın. Bu uzun süreli bellektir. Ama aynı zamanda örtük belleğe güzel bir örnektir. Çünkü bunu yapmayı öğrenirsin. Ama bunu bilinçsiz olarak uğraşmadan yaparsın. Bu duyusal değildir. Ama kabaca parmakların ne yapması gerektiğini biliyor. Zihnin değil. Bir soru için daha süremiz var. Evet. Soru fotoğrafik bellek hakkında. Fotoğrafik bellek hakkında birçok iddia var. Benim anlayışım kalıcı olma eğiliminde değillerdir. Bazen fotoğrafik bellek birkaç ders önce otizmden bahsederken Swant yetenekleriyle ilişkili olarak bu soru geldi. Bir şekilde ağır bozulma yaşayan insanların diğer bellek bölümlerinde de fotoğrafik bellek görülür. Fotoğrafik belleği olanların bir şeyi gördüğünde onun fotoğrafını çekmiş gibi belleğinde taşıdığına inanmıyorum. Sanırım bunun gerçek olduğuna dair bir iki çalışma var ama bence bunlar tartışmalıdır. Peki, çarşamba günkü dersimizde bir konuğumuz olacak. Dekan Peter Salovey bizimle olacak ve aşk hakkında konuşacağız.